Vazgeçmem. Ben şirin lisanında bir bülbülem ki güllerden geçerim senden vazgeçmem. Beni öz canından ziyade isteyen ellerden geçerim senden vazgeçmem. Gözlerin misaldir akan çaylardan, kirpiğin oklardan, kaşın yaylardan, ömrümüze denk uzun aylardan. Yıllardan geçerim senden vazgeçmem. El içinde bize derler sayadlı. Terlan avcısıyım, ruhum kanatlı. İlham perisinin sunduğu tatlı dillerden geçerim senden vazgeçmem. Merhabalar. Kırım Haber Ajansı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Cem Arslan programımız Memleket Hikayeleri. Size Mikail Müşfik'ten, Azerbaycan'dan Vazgeçmem adlı şiirini seslendirdim. Ve şiirimizi Türkiye Türkçesine aktaran kıymetli dostum Adem Yeşil. Bugün konuğum. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Şeref verdiniz. Asıl siz şeref verdiniz programın açılışını böyle bir şiirle yaparak. Onur ettiniz bizlere. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bildiğiniz üzere programımız Memleket Hikayeleri evet. ve Türk dünyasının her bir yöresinden Kazakistan'dan, Kırım'dan, Kosova'dan, Doğu Türkistan'dan, Kerkük'ten misafirlerimiz var. Evet. Ve bugün sizleri Türkiye adına davet ettik. Teşekkür ederiz yani e, böyle bir zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. Sizler Türkiye'de yaşayan bir edebiyat sever, edebiyatçı kardeşimizsiniz. İşte kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederiz tekrardan. 1984 yılının Ekim ayında Iğdır'da iki aileli bir çocuğun ikinci çocuğu olarak dünyaya geldik. Ailevi sebeplerden dolayı İstanbul'a taşındık. İstanbul'da eğitim hayatımızın belirli bir sürecini liseye kadar olan sürecini İstanbul'da tamamladık. Üniversite sürecini Ankara'da olmak üzere bulunmuş olduk. Ankara'da geçirmiş olduğumuz süre içerisinde edebiyatla da tanıştık tabii bu sırada. Teknik Eğitim Fakültesinde olmakla birlikte aynı zamanda Ankara'nın vermiş olduğu mecra, o güzellikle birlikte bir edebiyat ortamına sahip olduk, o ortama ulaştık. O günden beri de Ankara'da ikamet etmekteyiz. Adem Bey yakın zamanda Türk Toy dergisi çıkmaya başladı ve. Bildiğim kadarıyla başında sizler varsınız. Bize Türk Toyu Dergisi'ni anlatır mısınız? Estağfurullah, yani ona başında demeyelim de gönüllüsü olarak diyelim buna. Eyvallah. Türk Toyu Dergisi, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Uhdesi'nde yayın hayatına başlamış bir dergi. Bizler de burada gönüllü olarak derginin içeriği oluşturmasında ve genel yayın yönetmenliği vazifesiyle devam etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 5. sayımızı tamamladık. İnşallah yakın zamanda 5. sayımızı da takdim edeceğiz okurlarımıza. Tabi derdimiz Türk dünyası. Dergimizin içeriği, politikası da Türk dünyası üzerine oluştu. Ee, Türk dünyasından aynı heyecanı yaşayan, aynı dertle dertlenen, aynı sevinçle sevinçlenen bir dergi ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Dergimizin sayfalarında Türk dünyasından eserlerle yayın hayatını devam ettirmeye çalışıyor. E, bu şu demek oluyor. E, Türk dünyasındaki edebi şahısları, yazarları, eserleri Türkiye Türkçesine aktararak dergimizde, Türkiye'de bir yayın organı olarak politika geliştirmiştir. E, bu noktada e, tabii ki de e, böyle bir mecra içerisinde olmak, böyle bir süreç içerisinde olmak çeviri kavramını da oluşturuyor. Çeviri kavramı aynı zamanda bir kaynak olma anlamına da getiriyor bunu. Yani şurada... E, ya dergimizin içerisinde yayınlanan yazılarımızda, dergimizin içerisinde yayınlanan yazılarımızda e, Azerbaycan'dan olsun, Özbekistan olsun, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Balkanlar coğrafyası ya da Türk dünyası coğrafyası diye tabir edeceğimiz alanda eserlerimizi Türkiye Türkçesine aktararak oradaki heyecanları, oradaki duyguyu Türkiye'de de yaşatmaya, buradaki duyguları da, heyecanları, acıları oradaki coğrafyaya taşıyabilme Amacıyla bir köprü vazifesiyle hareket etmeye çalışıyoruz. Dergi olarak yaklaşık 11 ülkenin eserini Türkiye türkçesine aktararak kaynak eser olma şeyini de gösterdi, kaynak eser olma başarısını da göstermeye gayret ediyor. Aynı zamanda bu süreç içerisinde de yaklaşık olarak 60 eseri Türkiye türkçesine aktararak Türkiye türkçesine de bir eser kazandırmış diyebileceğim diyebiliriz buna. Sürecimiz bu şekilde de böyle bir dergi kavramıyla, dergi heyecanıyla, dergi yapısıyla hem Türk Dünyası'na hitap etmeye çalışıyoruz, hem de Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak çocuk kavramının yetişkin tarafına bakarak, malumunuz Cem Bey, çocuk dediğimiz kavram hem yetişkin hem de çocuk üzerine oturan bir kavram. Biz dergimizde daha çok yetişkinlere hitap ederek o kültürü, o erdemi, eserlerimizle de yetişkinlerimizi hatırlatarak tekrardan bilmiş oldukları o değerleri, o kavramları tekrardan hatırlatarak çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte, daha iyi bir nesil olma adına dergi olarak da gayret ediyoruz Cem Bey. Şimdi bu büyük Türkistan coğrafyasının ve Türkistan edebiyatının bir kaynaklığından bahsettiniz. Evet. Doğru mu anladım? Yani eserler sizlere geliyor. Müellifler tarafından siz bunları Türkiye Türkçesine aktarıyorsunuz. Dergimizin her sayısında Türk dünyasının farklı bölgesinden yazılarımız yayınlanıyor. Ve aslında çok mühim bir işe imza atıp Türk dünyasının arşivini kuruyorsunuz. Evet yani inşallah öyle derler ama amacımız bu noktada bir kaynak eser, kaynak dergi olma gayretiyle hareket ediyoruz. Malumunuz yani Türkiye'de çıkan birçok dergi var. Bunların çoğu Türk eserleri yani Türkiye Türkçesiyle yazılmış olan eserlere kaynaklık yapıyor. Biz burada farklı olarak ne yapabiliriz? Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak nasıl temas edebiliriz çocuklarımıza, gençlerimize, ebeveynlerimize gibi düşündük. Düşündüğümüzde Türk dünyasındaki o bize mayalayan, bizi mayalayan o değerleri tekrardan hatırlatmak belki bir vakıf olarak bir vakfiye kavramıyla e, ne ne bir vakfiye kavramıyla topluma ne verebiliriz gayretiyle bunu oluşturmuş olduk. E, tabii ki de oradaki değerleri, o Türk dünyasındaki o yani Anadolu'yu mayalayanlar kavramını ki buna Horasan bölgesi diyebiliriz, siz daha iyi bilirsiniz oraları. E, Horasan erenlerinin bize vermiş olduğu mayayla dergimizi mayalamaya çalışıyoruz aslında. Yani bir nevi bize yıllarca öğretilen o kültürümüzü, o Türk kültürünü tekrardan hatırlatmaya, gençlerimizi öğretmeye gayret ediyoruz aslında. Tabiri caizse diyelim buna. Peki dergimizin isim babası kimdir? Dergimizin isim babası şöyle oldu. Türk Dünyası Çocuk Vakfı bünyesinde 2018 yılı, tabi tarihi yanlış söyleyebilirim. Türk Doğu diye bir portal geliştirdik o zaman. Amacımız şuydu, Türk dünyasıyla bir portal oluşturabilme. E buna da bir yazılım kavramını koyalım dedik. Bu yazılı kavramı da, yazılım kavramı da nasıl olsun? E bir çeviri dili. Yani siz portaldan birisiyle, bir Özbek'le, bir Kırgız'la konuşmak istediğiniz zaman, burada Türkiye Türkçesiyle yazdığınız zaman o motor karşı tarafa, Kırgız'la konuşuyorsanız, Kırgız lehçesine aktararak karşı tarafa kendi diliyle gösterecekti o yazım metnini. Oradaki de kendi diliyle kendi lehçesiyle yazmış olduğu o metni karşı tarafa Türkiye Türkçesiyle aktaracaktı. Böyle bir amaca yönelmiştik o dönemler. Tabi tabi oradaki bir sürecimiz ilerledi. Belirli bir aşamaya getirdik orada. Ama o döneminki şartlarıyla biraz kaldı, yarım kaldı. Devam ettirmek istiyoruz bunu aslında. Sürecimizde bir Türk Toyu markası oluştu haliyle böyle olunca. O Türk Toyu portal kavramını, dergi çıkarma aşamasına geldiğimiz zaman e, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti bir dergi çıkarma kararına vardıktan sonra isim konusunda zaten e, bunu düşün zaten bunu düşünmüş olmuş as, olmuşuz aslında geçmişte. E, vaktiyle zaten böyle bir çalışma yapmışız aslında bir çeviri kavramını e, konuşmuşuz. Bir çeviri kavramıyla alakalı bir teknoloji geliştirmeye çalışmışız. Derken derginin de ismi bunun üzerine otursun dedik. Türk Dünyası olarak da hem o dönemki çalışmalarımızı e, devam ettirebilme adına hem de Türk Toyu malumunuz, Türk kültüründe bir toy kavramını e, bizden daha iyi bilirsiniz Cem Bey. Estağfurullah. Toy kavramını e, şahit olduğumuz, günümüzde de bir düğün kavramı olarak kullandığımız ama geçmişte bir kurultay kavramıyla çok büyük eğlencelerin, çok büyük kararların alındığı bir yapı olarak e, bunu da e, dergimizin içerisinde yazılan yazılarla insanların kafasında bir karar alı. Bir karar oluşturabilir miyiz? Bir dokunabilir miyiz gönlüne gibi. Böyle bir Türk Toyu. Yani dergimizde yazılanlarla gönlümüze dokunan, gönlümüzü şen eden eserleri bir araya getirmekti aslında. E, isim Babalı da böyle oluşmuş oldu. Maşallah. Hem ismi hem de ömrü bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Ben bir Türk olak olarak Türk Toyu isminden çok keyif aldım. Allah sizlerden razı olsun. Türk Toyu olarak e, hem Türkiye Edebiyatı'na, yani Türk Edebiyatı'na hem de Türkistan coğrafyasındaki edebiyata hizmet ediyorsunuz. Peki, şu ana kadar 11 bölgeden lehçelerden aktardınız ve edebi eserler yayınladınız. Bunu çoğaltmayı planlıyor musunuz? Tabii ki süreç içerisinde teveccüh oluşmaya başlıyor dergimizde. Sağ olsun kıymet veren hocalarımız, yazarlarımız, ediplerimiz dergimize kıymet vererek yavaş yavaş yazı göndermeye başladı. Bu konuda artık e, ...sınırlarını hakikaten e, genişleterek ortadan sınırı da kaldırmaya başlayan bir dergi pozisyona geldi. E, bu noktada e, bu sayımız gittikçe artmaya başlıyor. Özellikle Balkan alanından yazılar çokça gelmeye başladı son dönemlerde. E, zaten e, Türkistan coğrafyasından yazılarımız geliyordu. Kazakistan, Kırgızistan bölgesinden, e, Kırım'dan geliyordu, Dağıstan bölgesinden... Yazı yayın kurulumuzu da zaten bunun üzerinde inşa ettik biz. Yani yayın kurulu dergimizin yayın kurulu oluştururken işte yayın politikasını belirledikten sonraki süreçte yayın kurulumuzu bu politikanın üzerine oluşturduk. Yani Türk dünyası üzerinden bir politika. Bu da şu demektir işte her bölgeden, her ülkeden, Türk coğrafyasından isimleri yayın kuruluna koyarak her alana hitap etmeye çalıştık. Ee, tabii bu süreçte belirli bir zaten alana hakim olmuştuk. Süreç içerisinde bu yayın kurulunu biraz daha da arttırarak bu alanımızı genişletmeye başladık. Ee, son dönemlerde Balkan'dan bir takviye oldu yayın kurulumuza. Ee, onların gayretleri, yayın kurulumuzun gayretleri noktasında yazılar çoğalmaya başladı. Gittikçe de arttığını görüyoruz bu süreçte. İnşallah zaman içerisinde bu teveccühler, yapmış olduğumuz bu çalışmaya bir değer vermek isteyen hocalarımız zamanla bunu artıracaktır diye düşünüyoruz. Aslında bu bizim bir gayretimiz değil, oluşan bir teveccühle bu sınırlar ortadan kalkıyor ve genişliyoruz. İnşallah bunu beğenenler, yapmış olduğumuz bu çalışmaya destek vermek isteyenler, aslında bu çalışmayı onlar arttıracaktır, biz değil. Zaman içerisinde de düşündüğümüz, hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz o alana Çıkacaktır. Yani nerede bir Türk varsa, nerede bir yazı varsa dergimize gönderilmesi aslında sınırlarımızın genişlemesi anlamına geliyor. Ee, i̇nşallah süreç içerisinde gelen dergiler bunu arttıracaktır. Ee, i̇nanıyorum ki bu konuda da hocalarımız gayretlerini gösterecektir bizlere. Maşallah. Peki şimdi siz anlattıkça fark ettim ee, Türk dünyasına çok büyük bir hizmet bu. Estağfurullah. Yani. Ben öyle düşünüyorum ve şunu fark ettim. Aslında e, Türk lehçelerinden eserler aktarıldığında ve Türkiye'deki okuyucuya bu eserler Türkiye Türkçesiyle ulaştığı zaman e, pek tabii ki dergi burada kalmıyor. Türk dünyasının birbirinden farklı 50 bölgesine de dağılıyor. Evet. Bunu sohbetlerimizden biliyorum. Aynı zamanda oralarda da bir edebi arşiv, bir Türkiye Türkçesine sevgi, ilgi, alaka örneği olarak da anlatılamaz mı? Ya tabii ki de süreç biraz da onu oluşturabilir mi? hani gayretimiz amacımız bu değildi ama gönlümüzden geçen, hoşnut olduğumuz konu ortak bir dil kavramı var malumunuz Türk dünyasında. biz Türkiye olarak, Türk toyu olarak böyle bir kavram oluşturabilir miyiz? Tabii bu bizi aşan konular olabilir ama nihayetinde biz dergi olarak bir ortak dil kavramını Türk toyu olarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. E bu noktada inşallah hani dergimiz büyüdükçe, vakfımızın çalışmaları büyüdükçe hem devletimiz olarak hem de Türk milleti adına Türk milleti adına bir kılavuzluk yapabilir mi? Tabii ki bu kadar büyük iddiada bulunmak istemiyorum. Çünkü geçmişte bu konuda çok iyi dergiler de çıktılar, çıkardılar. Haylada çıkan dergilerimiz var bu konuda. E çok olmasa da 2-3 bir dergimiz var Türkiye'de bu şekilde yayınlanan. Biz yenisiyiz bunların içerisinde. Ee, tabii böyle bunların sayısı arttıkça bu dergi kavramında Türk Dünyası Dergisi ki bizim mottomuz bu konuda bu. Türk Dünyası Edebiyatı Dergisi. Malumun son dönemde Türkiye Edebiyatı gibi bir kavram var ee, benimsemediğimiz bir durum. Biz bunlara biraz te tepki olarak da Türk Dünyası Edebiyatı Dergisi mottosunu kullanıyoruz. Bu noktada e, Türk Dünyası Edebiyatı'nı hem dergimiz sayfalarında bir araya getirerek bu ortaklığı oluşturabilsek de dil noktasında da arzumuz gayretimiz o. Olur mu? En azından biz böyle bir yola çıktık diyelim. Ama tabi bu iddiamız değildir. E, yapılan işler aynısı iştir insanın malumunuz atasözümüzden çıkarak. Yapmış olduğumuz işler bir ayna oluşturabilirse e, biz dergi olarak, Türk Doğu olarak, Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak çok da mutlu oluruz. Son olarak sormak istiyorum. Sizin çok iyi bir kaleminiz var. Ben sizleri çok eskiden tanıyorum. Dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Sizin eserleriniz de burada yayınlanıyor mu? Estağfurullah. Tabii çok meşguliyet içerisindeyiz. Malumunuz işte bu meşguliyetlerimizin içerisinde edebiyata bir zaman ayırmamız lazım. Bir geniş bir zaman oluşturmamız lazım. Bu meşguliyetimiz edebi tarafımızı biraz daraltıyor diyelim. Ee, ama tabi zaman zaman yazmaya gayret ediyoruz ki Ali <laughs> Alakbaş hocamızın biraz tedviz saatinden geçtik hakkı geçti bize maşallah ee, Alakbaş hocamızın bize ilk dönemlerde yazmış olduğumuz o heyecanlı olduğumuz genç olduğumuz dönemlerde e, biz hep törpülerdi böyle çok hızlı yazamaz olduk son dönemlerde Ali hocamızda tabi onun bize öğretmiş olduğu kavram farklıydı. Ee, ama tabi bu biraz bizi daha böyle seçici hale getirdi. Ee, çok yazamıyoruz ama elimizden geldiğince yazmaya gayret ediyoruz diyelim bu konuda. Ee, belki senede 2-3 şiir seversek, ki Mehmet Ali Kalkan hocamız var bu konuda, çok iyi bir şair kendisi Eskişehir'de. Yani <laughs> onunla böyle istişarelerimizde yani yılda 2 veya 3 bir şiir çıkartabilirsek seviniyoruz derdik. Ama tabii bu konuda da çok yazanlar oluyor. Ee, yine bir Ali hocamızın bir anısından bahsedeyim. Rahmetli Bahattin Karakoç, e, malumunuz iyi dostlardı aralarında. Evet. E, bir şair dostu, bir edebi dostluğun dışında memleket dostlukları da vardı. <laughs> tabii bir gün Ali Akbaş eleştiriyor işte Bahattin Karakoç'un şiirlerini. Eleştiriyor derken bu şey konusunda olumlu bir eleştiri. Şöyle bir tabir kullanmıştı ya Bahattin hocam işte sen bizlere bademi yediriyorsun yediriyorsun aradan taş çıkınca dişimizi kırıyorsun diyordu yani Keşke böyle yapmasan Tabi bu tabiri şuna kullanmıştı Bahattin Karakoç hocamız çok hızlı yazıyordu yani çok şiir vardı onun Tabi bu şiirin içerisinde de bazen Ali hocamızın beğenmediği şiirleri sözüm ona Şiirler oluyordu bunu da taşa benzetiyordu Ya böyle olmasa derdi e, tabii Ali Hoca'nın yazım karakteri bize de nüksetmiş oldu orada. Biz de biraz çok hızlı yazamıyoruz ama elimizden geldiğince yılda 2-3 şiir yazabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. E, yazdıkça da tabii ki de dergimizi bir derginin gönüllüsü olarak içinde bulunmuşsak yazımızı da orada yayınlamak tabii ki de hem diğer yazarlarımıza hem de kendimize bir borçtur aslında. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyen Kırım işgal edilmeden evvel Kırım'a çeşitli seyahatlerimiz olurdu. Ve bir seyahatimizde ekranlara göstereyim. Rahmetli uzman doktor Köksal Dinç kardeşimle Bahçe Sarayı ve özellikle Han Sarayı gezerdik. Orada bizim bu sohbetimize, gezimize eşlik eden, Bahçe Sarayı bize tanıtan bir Hasan amcamız vardı, Kırım Tatarı. Yaşıyorsa buradan selam olsun. Köksal kardeşime de Allah rahmet eylesin diliyorum. Her hafta bir konuk ve programımız memleket hikayeleriyle tekrar birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, bir söz fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz sizlere. İnşallah sizin de programınız bereketli olur. Ömrü uzun olur. Yüz yıl yaşasın inşallah. Yüzlerce yıl yaşasın. Amin diyelim. Sağ olun. Türkistan'ın yeni bir coğrafyasından ve yeni bir konukla tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.